Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Şu anda Messenger'den de canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Evet, konumuz ne? Bakara suresinin 25. ayetinden 37. ayetine kadar Arapça ve Türkçesini okuyacağız arkadaşlar. Yani bu sefer böyle gideceğim yani. Allah'ın izniyle. İnşallah güzel bir video olur sizce. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. ayeti Arapça. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine amenu ve amilussalihati enne lehum cennetin tecri min tehtihal enhar. Kullama ruzigu minha min semeratir rizkan kalu hazellezi rüzikna min kablu ve utubihi müteşabiha ve lehum fiha ezvacum müdahharatu ve hum fiha halidun. Evet. Türkçe meali 25. ayet Bakara suresinde inanıp yararlı işler yapanlara altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele. Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında bu daha önce de rızıklandırdığımız şeydir derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların hem onlar orada ebedi kalacaktır diyor Yüce Rabbimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Evet sevgili dostlar, 26. ayeti kerimede muhakkak ki Allah bir sivrisineği hatta daha üstününü misal getirmekten çekinmez. İman edenler bilirler ki o şüphesiz haktır, Rablerindendir. Ama küfre saplananlar Allah böyle bir misal ile ne demek istedi derler. Allah onunla birçoklarını şaşırtır, yine onunla birçoklarını yola getirir. Onunla ancak o fasıkları şaşırtır diyor
Mevlamız. Evet. 27. ayeti Arapça okuyacağız arkadaşlar. Önce Arapça sonra Türkçe meali. Bu şekilde gidiyoruz. Bismillah. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَعْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِزَاقِهِ وَيَقْدَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Evet sevgili dostlar, onlar ki söz verip anlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi, iman ve akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır diyor Yüce Rabbimiz. 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî halakalekum mâ bil ardı cemî'en zümme zdevâ ilâs semâi fezevvâcühünnâ sebâ semâvâd ve hüve bi kulli şeyin alîm. Keyfe tekfurunne billahi ve kuntum emvâten fahyâkum sümme yumîtukum sümme yuhyîkum sümme ileyhi turcaûn. Evet. Allah'ı 28. ayetin numarası arkadaşlar. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî halakalekum mâ fil ardı cemî'en zümme istevâ ilâs semâi fezevvâhunne sebâ semâvât ve huve bi kulli şeyin alîm. 29 numaralı ayet-i kerime, tabi Bakara suresinden okuyoruz arkadaşlar. O ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir diyor Yüce Rabbimiz. Her şeyi Allah-u Teala bilir. Ayet 30. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Evet arkadaşlar, 30 numaralı ayet-i kerime, bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbim ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ve allame ademel esma külle zümme radahum alel melekedi ve kâle enbi'uni بِاسْمَائِهَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
31 numaralı ayet-i kerime ve Adem'e isimlerinin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterip haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin dedi. Bismillahirrahmanirrahim. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالُوا يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ İnni a'lemu gaybe's semawati vel ardı ve a'lemu ma tubduna ve ma kuntum tekdumun. Evet arkadaşlar, 32 numaralı ayeti kerimde dediler ki yücesin sen ya Rab, bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bildiğimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin. Evet, 33 numaralı ayet-i kerime Allah, ey Adem, bunlara onlara isimleriyle haber ver dedi. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle onlara haber verince Allah, ben size, ben göklerin ve yerin kayıplarını bilirim. Sizin açıkladığınızı da içinizde gizlediğinizi de bilirim. Dememiş miydim dedi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izullâ lil melâikâti s-cudû li âdeme fe zece'dû illâ iblis. Ebâ ve s-tekbere ve kâne minel kâfirîn. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَزَلَّهُ مَشَيْدَانُ وَنَعَبَ عَرَجَهُمَا مِنْ مَكَانَ عَافِهِ وَقُلَّهُ بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet, 34 numaralı ayet-i kerimede ve o zaman meleklere Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu. Dedi ki, ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Demiş burada Yüce Rabbimiz. 36 numaralı ayet-i kerimede bunun üzerine şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları cennet yurdundan çıkardı. Biz de birbirinize düşman olarak inin. Orada belli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasip vardır dedik. Derken 37 numaralı ayet-i kerime, derken Adem Rabbinin
Ben bir takım kelimeler aldı, onlarla tevbe etti, o da tevbesini kabul etti. Muhakkak o tevbeyi çok kabul edendir. Çok kabul eden, çok esirgeyendir. Evet Allah, sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili dostlar, bu videomu sizden izlemenizi, yorum yapmanızı, beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. Mümkünse abonelik ekleriniz arkadaşlar.